Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'yi kabul edecek. Saat 16.30'da başlaması planlanıyor görüşmenin. Detaylarını birazdan Ebru Balıkçı'dan alacağız tabii ki. Bir başka noktada yine hareketlilik var. Cumhuriyet Halk Partisi MYK bugün Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Başkanlığı'nda parti genel merkezinde toplanıyor. O toplantının detaylarını da bakacağız. Betül Aras o noktada ve Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu'nda HDP'nin hazine yardımının hesabına bloke konulması kararının kaldırılması talebi görüşülüyor. Fakat bir başka hususla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. HDP'nin vereceği savunmanın tarihi 14 Mart'tı. Tarih 11 Nisan'a ertelendi. Bu durumun detaylarını da yine TV100 muhabiri Sertaç Murat Koç bizlere aktaracak, paylaşacak. Öncelikle tabii ki gidelim Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Destici görüşmesinin öncesine. 16.30'da başlaması planlanıyor dedik. Detayları Ebru Balıkçı'da. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde konuk edecek. Dün de yine önemli bir zirve vardı Beştepe'de. MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ağırlamıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 3 liderse son olarak 28 Şubat tarihinde deprem bölgesinde bir aradaydı. O bölgedeki çalışmaları yakından takip etmişlerdi. Bugünkü görüşme de oldukça önemli, dediğimiz gibi. Ana gündem başlığının ise seçimler olduğunu söyleyebiliriz. Artık 14 Mayıs tarihine 2 ay gibi kısa bir süre kaldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Cuma günü Cumhurbaşkanı kararıyla seçim kararının alınacağını ifade etmişti. Cumartesi günü ise resmi gazetede o kararın yayımlanmasını bekliyoruz ve artık hafta sonu ise adaylık başvurularının alınması bekleniyor. AK Parti'de ve diğer partilerde de bu konuda çalışmaların olduğunu da söyleyebiliriz. Bu arada Cumhur İttifakı'nda genişleme çalışmaları da devam etmekte. Bilindiği gibi son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhur İttifakı haricinde Hüdapar'la bir görüşme gerçekleştirmişti. Sonrasında kurmayların da görüşmeleri olmuştu. Edindiğimiz bilgilere göre Hüdapar'la birleşme konusuna olumlu bakıldığı yönünde izlenimler var. Peki bundan sonraki süreçte yeni partilerle de görüşmeler olacak mı? Bu konuda yine bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Mustafa Destici arasındaki görüşmede gündeme gelebilir diye tahmin ediyoruz. Bir yandan da Millet İttifakı'nda çalışmalar devam ediyor. Hem seçim çalışmaları hem de genişleme çabaları. Son olarak da CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklanmıştı. Tabi resmi olarak da açıklanacak ilerleyen günlerde. Bundan sonraki süreçte ne gibi çalışmalar olacak? Millet İttifakı'yla bir görüşme olacak mı? Bu konuda yine görüşülüyor olacak. Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Mustafa Destici arasında gerçekleşecek görüşmede. Görüşme saat 16.30'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak diyelim ve sözü yeniden size bırakalım. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. İttifakın kurmayları ise Kılıçdaroğlu'nun kampanyasını hazırlamaya başladı. İşte o kampanya başlamadan önce kulisleri çalkalayan bir iddia var. Kılıçdaroğlu HDP ile görüşecek mi? Daha doğrusu bir soru işareti. Bu soruya cezaevinden bir mektup geldi. Aralık 2021 Mersin mitinginden bu karıyı paylaştı. 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü'nde meydanların kadınlara kapatılmasına karşı mesaj verdi. Gelecek sene 8 Mart meydanlarda coşkuyla kutlanacak. Kadınlar kazanacak. Tüm kadınların 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü'nü kutlarım diye yazdı. Kılıçdaroğlu'nun seçim kampanyası için hazırlıklar sürerken Ankara'da kulisler HDP ile görüşüp görüşmeyeceğine odaklandı. CHP ve HDP birbirine yeşil ışık yakmıştı. Ancak masadan bir kırmızı ışık geldi. Alengirli işe karşıyım. Dürüstlük yanındayım, açıklığın yanındayım. Dediğim gibi bu cumhuriyetin değerleri önceliğimdir. Asla getiremez. Bu netlikte söyleyeyim. Sonrasına da getiremez. Yani. Muharrem İnce. Saadet, Gelecek ve Deva Partisi'ndense HDP ile temas için olumlu mesajlar geldi. Bunun üzerine Akşener'e cezaevinden açık bir mektup yazıldı.
O mektubu HDP'nin eski eş başkanı Selahattin Demirtaş kaleme aldı. Özetle, benim de oyumla Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı ve bakanlık koltuklarına oturacağınıza göre beni nasıl ikna etmeyi düşünüyorsunuz? HDP'nin oy vereceği Cumhurbaşkanı adayıyla müzakere yapmasının nasıl bir sakıncası olabilir diye sordu. O masada HDP yok, bakanlık vesaire şu bu gibi alışveriş olması mümkün değil. Bu netlikte söyleyeyim. Bu karşılıklı resleşmenin ardından gözler Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu'na çevrildi. Cevap Kılıçdaroğlu'nun programında saklı. Seçim stratejisi olarak ilk deprem bölgesine gidecek, mesajlarını ilk oradan verecek. Sonrasında tüm partileri ziyaret etmeyi planlıyor. Doktorlar var,